Evet arkadaşlar, şimdi biz marketten geçtik. Arabadan geri gidelim. Evet, kimi görüyoruz? Mustafa Bey'i görüyoruz. Nereli Bey? Mustafa Bey Malatyalı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam nerelere çatır. Ben nereden düştüm buraya abi? Bu abi boyacı abi. Malatyalı boyacı abimiz. Hoş bulduk, sağ olasın. İşin gücün nasıl olsun? İnelim ya, abi. Ne yapıyorsun sen? Şeyi mi boyuyorsun? Sokakları mı boyuyorsun? Ne yapıyorsun? Bu canı sıkıldıkça boyar abi. Abi su var, su var mı sizde ya? Yok abi. He? Yok. Yok mu? Yok. Niye? Çünkü Sabes bir mesaj gönderdi. He. Bugün yarın su yok. İyi. Yarın da mı? İşte bu ana kanallarda bir tamirat varmış. Evet. Oraların yapımında birçok şeylerde su yok. Ha, Allah'tan bize su böyle yapar. Keşke doldursaydık tencereler falan. Bizim işte bir kas. Kaşı. Kaç kilo var? Evet abi, tamam sen abi. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet abi, ne yapıyoruz abi? İşimiz yok, abi, boya yapıyoruz abi. Abi gürültüden dolayı kusura bakmayın, köpek sesi var. Ne kadar da çok severmişim bu köpeği ya. O seni çok seviyor. Ya geldik burada boya da yapıyoruz. Evet, Türkiye'den geldik, burada boya yapıyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Abi gördüğünüz gibi. Adam çalıştırıyor ya, Malatyalı bu ya. Malatyalıdır abi. Devrime benden başladı adam ya. Evet. Abi ustam öyle öğretti. Geleni çalıştırıyor. Senin 47 gitti, 47 gidiyor, 67 gidiyor yarın. 67 Rio'ya dönüyor. Abi Sabah'ın güzel bir muhabbet sohbet etti. Abi, doyamadı ya, abi. Dişleri sıyırmış ya. Tahtaları yaşken çakmış. Bunun diğer tarafı sıyırmış. Tamir de yok. Abi ben onu görür görmez 46 dedim zaten. Abi çok farklı ya. 67 plakası. Abi o. Ben bir haftadır böyle abi diyorum ki bak, sen de giriş yapıyorsun, gelişme yapıyorsun, sonuç yok. Neyi neye bağladığını bilmiyorsun abi. Abi konu abi, konudan giriyor, konu konudan iyi. Ben sana bir şey söyleyeyim, ona bir şeyler öğreteceğim, bir şey diyeceğim, onunla fazla muhabbet edersen. Abi dedim kendisine dedim bak sana pizza yapmasını öğreteyim, sana lahmacun yapmasını öğreteyim. Gel senin burada yaşa, ye, iç, yat. Abi. 3-4 saatte yardım et. Abi, anladın mı? Takıl. Şimdi Rio'da gidecek 500 liraya. Küfür evde kalacak abicim, küfür. Anlamadın ki. O adam abi kendini ihanet sana ne faydası olacak? İhanet ya abi ben kendisine, ya, ben kendimi sınamak için onu bıraktım dursun dedim ben. Ama bana lazım olacağından değil hacı abi. Sınamak için. Kendimi sınava sokacaktım ben olsaydı burada. Abi o adam sınavda bırakırdı. Yani sınava bırakmak için, kendimden sınav, bir testin içine girmek için. Ya onu sen burada iyi kal dedim. Ona diyorsun ki hadi bir. Evsiz kalma burada, etimiz, ekmeğimiz, kebabımız. Burada para geçmiyor abi. Burada abi, markı doları euroyu unutacaksın hacı abi. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda hocam. Abi, anlatabildim mi? Parada bekleyeceğiz. O kadar özendirme lan. He? O kadar özendirme. Özendirmek değil abi. Adama, o adama var ya. Abi buraya belli nimettir onun için abi. O hayata 3 oyun burada fecan havuzdan başka bir şey yemeyecek burada. O adama 5000 dolar vermeye çalıştırıyoruz. Çalıştıramazsın hacı abi. Türkiye'de kimse çalışmıyor diyor. Kendi çalışmıyor. En son dedim ya, sen ömür boyu çöp çöp üstüne koymamışsın dedim ya, çıldırttın evet, zaten. Şimdi ben de, Domino'ya nasıl gideceğim, Şile'ye nasıl gideceğim diyor. Dedim sen bir şeyin başlangıcını yapmıyorsun ki. Benim yanımda kalsa pizzacını öğrenecek. Gidecek bir pizzacı çalışacak. Abi altları bana bırak. Evet. O göre öyle. Yere dökülüyor, çok dökülmesin diyor. Altları ben ufak bir şeyler hallederim. Evet. Tasarruflu falan. Fazla boyamız yok abi. Tasarruflu kullanacağım. Malatyalıların. Neyse arkadaşlar, şimdi biz bu şu yukarıdaki dolabı abiye vereceğiz. Videonun devamında buluşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, saygılarımla. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boyaya devam. Adam boyuyor da. Çay koy demeyeceğim abi bundan. Yok, o diğer çay var ya, onun üzerine koyalım. Ya yok abi, sen onu geç, yeni taze çay demeyeceğim. O çay bitti ki, demi yok ki zaten. Al hacı abi. O senin çayın abi ya. Alsan bir tanesini, hepsini yiyelim abi. Ben onları vereceğim. Ben veririm abi sana. Alsan sen ki sen yine. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah abi, Allah'ım. Afiyet şeker olsun. Lan adamın çayı nerede abi? Abinin çayı. Ver abi, al çayını abi. Ya ben bana niye koyayım? Ben sana koydum. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ben koydum çayı, sen nasıl koyabilirsin? Sen bana, ben, bu çayı kim koydu abi? Ben koydum. Sen nasıl bana koyuyorsun? Al sen de resul diyorsun. Ben üstüne su ekleriz. Şey, ya aha, sen şuraya otur. Ha, şimdi gelsene şuraya otursana yanlamasına. Onu şuraya koy. Afiyet şeker olsun. Nasıl olmuş hocam?
Ben de alayım bir tane. Tamam. Ben de alayım abi. Ben de bir tane alayım ya. Evet arkadaşlar. İnşallah yolun düşer. Yine geleceğim ben zaten. Vedalaş abi. Artık belki göremeyebilirsin bir daha sefer geldiğinde. Kendine iyi bak abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Selamun aleyküm. Yürü be Malatyalı. Burayı da fethettiniz. Hadi yürü beyim. Bak su taşmış gelmiş hocam abi. Sular yok. Sular yok. Bizim suyumuz var çok şükür abi. Vallahi yırttın yine Metin'e kadar ayak yemeyeceksin hadi. Abi 5-6 tane bende şişe var. Arabadan sabahleyin götürürüm şuradan alır gelirim. 5 geldi abi. Parası sorun değil abi. Suyumuz var abi, su yeter. Evet abi. İsim neydi abi, unuttum ha? Mesut. Mesut Yara abimiz. Start yılda değil mi abi? Abi işte böyle ay geldik, çarşıya doğru gidiyoruz. Gece gördün bizi kahve yapıyorken. Aynen gördük, hazırladık da şimdi bakalım şey var, dağıtım nasıl olacak, ona bakacağız. Saat 6.51 arkadaşlar. Çok tutuyor hocam. TB20 Hyundai otomatik vites abi. Neredeyse hiç yakıt yakmıyor hocam. Çok güzel, çok rahat bir araba. Evet o iyiler, bunlar iyiler. Türkiye'de var mı orada hocam? Var, piyasası da var. Evet. Bir de bu araba da çok duruyor burada hocam. Burada şablon da çok var hocam. Türkiye'de tutulmuyor ya şablonları. Bizim abi 67 Zonguldaklı abimiz. O bugün gidiyor. Özkan abi. Arslan abimiz. Bugün yolcu. Hamza'nın kankisi. Hamza abinin kankisi, soy ismiyle aynı olan. Bu diskleri ben patlattım hocam 2 sefer. Yaktım acı abi. Ama yalnız, seviyorum. Yalnız hızlı kullanıyor arabayı. Yok hızlı kullanmıyorum abi. Tam tersine çok yavaş kullanıyorum. Bu sebepten dolayı hiç ceza gelmedi. Hayır onu değil mi? Trafiğin durumuna göre. Yok hocam bu arabada aşırı bir sarsıntı yaptığı için siz hızlı gittiğimizi sanıyorsunuz. Bu arabayla 20'den 30'dan gittin mi 100'den gitme hissi veriyor. Tamam mı abi? Mesela bir Toyota'dan 150'den git 50'den gidiyormuş gibi hissedersin. Sarsılmazsın. Ama bu araba sarsılmaz değil, sarsılır bir yer var. Yani sen ilk defa biniyorsun değil mi bu arabayı hocam? Evet, geldim. Dünü saymazsa. Evet. Dün markete gittik. Evet, dün markete gittik geldik arkadaşlar. Alışveriş yaptık. Mustafa abim bizi ziyaret etmiş. Gördünüz mü? Şunu bıraktık ya dolap. Tamam hocam Mustafa abiye bıraktık boya ya. Yaptık. Boya yaptı, çekmişim zaten. Aha. Neyse, yani bu araba kendini sen, bir de önü yok ya hocam arabanın. Sen onu sanki direkt dışarıdaymış gibi hissediyorsun, motosikletteymiş gibi. Değil mi? Direkt dışarıdasın. Böyle, hatta emniyet kemeri de yok oranın. Bunu da yapmamışlar, bende var ama. Biz Türkiye'de alışmadı, emniyet kemeri pek önemli değil yani. Burada pek önemli değil hocam da, ben de akıyorum abi. Ben de kural sınırsızdır hocam, bak. Bak gene bir burada, bu arabada 1.0 abi öndeki şu araba. Brezilya'da. Ya bak bu araba 1.0 abi. Motoru. Evet. Ciddi misin ya? Evet. Al bak bu araba 1.0. Turbo vardı. Turbo destekli. Turbo destekli abi. Aynen. Acil durumlarda çift enjeksiyon yiyor. Oo, nasıl güzel dedik değil mi hocam? Abi ben bunu sürüyorken kendimi tır kamyon gibi hissediyorum hocam. Bizim Kerem diyor baba sen uçuyorsun. Bu fren sesinden ama yayalar bayağı yol veriyor sana. Veriyor, seviyorlar beni. Sesi duydum bu durmayacak diye. Geliyor bak. Buradan BMW de bak gördün mü abi bak. Üstü açık BMW. Pek şey görmedim işte BMW. Mercedes çok yok. Yok Mercedes BMW çok var. BMW çok var. BMW gördüm ama ya. Şey çok yanlış. Reş de var. Bu araba 1.0 hocam. Ha. Turbo dizel olduğu için. Yani turbo dizel. Turbo motor olduğu için. Çift enjeksiyon var. Hı. O yetmediği yerde. Ama önemli olan çok az yakıyor. Abi ben ondan çarşıya gittim geldim. Bak bu arabadan 25-30 arası yakıyorum trafiğe göre değil mi? Doblo'dan da 25-30 arası yakıyorum. 1.8 bu araba 1.6. Ben o arabadan 15 liralık yakıyorum hocam. 15. Düşün ya. Yılda 3.650 eder yılda. Bu evreye para 4.000 dolar eder. Yani fark. 4.000 dolar fark ediyor. Yani 5 yılda hesapla abi. Arman parasının yarısını çıkartın. Zaten burada araba ucuz abi. Ondan Uber yap. Uber'den çok yapıyorlar Arman'ı. Bir de burada Uber olayı çok ya. Ama ucuz da yani, pahalı da değil. Uber çok ucuz. Burada taksiciler hocam şu var. Taksilerin fiyatı 30.000 dolar. Taksi plakaları burada. Yani
kiralık olayı nadir. Çünkü fazla kazanmıyor diye. Kiralık olayı neredeyse hiç yok. Mesela bizim bu taksicinin ki kiralık ne veriyorsun diyor. 3000 lira kira veriyorum diyor. 3000 dolar veriyorum diyor. 3000 lira yani 3000 lira. Yani 3000 lira diyor pardon. 3000 liraya al. 600 dolar aylık kira veriyor plakaya. Sahibine. Ben de 3000 liraya 3000 dolar demek istedim. Yanlış söyledim ben ona değil mi hocam? 600 dolar. Türkiye'de abi. Abi şimdi Türkiye'de herkes para ödüyor birbirine. Bu sebepten dolayı halk eziliyor. Halklar eziliyor. Çok halkın abi. İnsanları eziliyor bu sebepten dolayı. Yanlış. Taksi plakaları bilmiyor musun? Abi polis ödülü verecek. Plaka sahibi veya birinci derece akrabası binecek abi. Birinci derece akrabası. 5 ile 8 arasında Türkiye'de bile. Abi birinci derece akrabası binebilecek abi. Nasıl? Parmak izi verecek, okutacak. Değil mi hocam? Ondan sonra bir bak plaka fiyatları nasıl düşüyor. Taksiciler, insanlar soyamaz ondan sonra. Mecburiyetten soyuyorlar hocam. Hepsi için bir şey söylemiyorum ama bir kesim. Çoğundu. Bir kesimi başka şey amaçlı kullanıyorlar. Aynen. Türkiye'de öyle ya. Aynen. Buranın adı hocam? Jardim Europa. Yani bahçe, Avrupa bahçesi gibi bir şey oluyor. Her evin bahçesi olur. Sao Paulo merkeze, burası. Merkeze gidiyoruz. Bir sonraki semt tam merkez oluyor. Merkez oluyor. Favela'dan merkeze gidiyoruz. Ya buranın da favela. Her semtin bir favelası var hocam. Mesela Türkiye'de her semtin bir okulu vardır, dispanseri vardır, parkı vardır değil mi? Aşağı yukarı. Gece konduların aşağı yukarı. Hayır, cevap var. Değil mi? Burada da okulu dispanseri var, park alanında gece kondu yapılmış. Anladım. Bu yüzden dolayı park yok. Favelanın anlamı gece kondu demek. Ama insanlar da kötü değil, hep merhaba diyorlar çoğu ile. Tabii canım, günde ben Türkiye'de 10 sefer günaydın demezsen burada günde 300 sefer günaydın diyorum, 500 sefer günaydın diyorum. Hani ben yabancıyım mesela, daha bir gün olmuş ben geleli. Tanımıyorlar. Tanımıyorlar ama insanlar içinde hor bakıyorlar hiç. Bilmiyorum yani ben öyle. Seviyorlar. Herkesin anlattığı gibi de abi, değil yani. Sıcak anlar abi, çok sıcak anlar. Gerçek söylüyorum. Sen siz, iyiysen. İyi insanı iyidir, kötü insanı adamı vurur direkt. Zaten Türkiye'de de aynı şeyler değil mi? Bazı mahallelere girmek tehlike değil mi? Abi işte Türkiye'de yavaş yavaş saatte 1000 kilometre hızdan dolayı Brezilyalaşıyor. Ona bakarsan Türkiye özünü yitiriyor. Abi nasıl trafiğimiz? Bu yoğun trafik işte. Abi trafik ne yok bırakacağım. Abi görmeyeyim ben trafiği. Şu an en böyle en küçük ilçelerde bile bu trafikten fazla var artık Türkiye'de abi. Arkadaşlar şu an saat Brezilya'da 7. Sizce bu trafik nasıl? Bilmiyorum ben çünkü ben unuttum baba. Türkiye'de sabah saatlerinde ne diyorum bak, sabah saati olmasa bile herhangi bir sıradan ilçede şundan çok çok fazla trafik. Yani lütfen yorumlara yazın. Saat 7'de İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Gaziantep'te, Konya'da, Adana'da, abi, Bursa'da. Onu bırak bak. Anadolu'nun bir ilçesine bile git şu an. En küçük ilçesine bile git. Bundan fazla trafik var. Yani ben yaklaşık 20 kilometre, 20 dakikada gidiyorum hocam. Yani trafikte dönüş bir 30 dakikayı buluyor. Ben diyorum ya bak, Türkiye'de şu an Anadolu'nun en küçük ilçesinde bile... Florina polis nasıl? Orada biraz şeyde, şehir merkezinde giriş çıkışlarda trafik oluyor. Ama o şehir merkezinde, orası ada gibi bir yer olduğu için aldı. Ada orası, bir de turizm yeri. Turizm yeri, burası orası. Sao Paulo, kapital, merkez 20 milyon insan var. İstanbul eyalet 50 milyon. Eyalet 50 milyon abi. Sao Paulo bir eyalet zaten değil mi? Sao Paulo Trakya kadar büyüklüğünde bir yer 50 milyon. O Trakya'ya 50 milyon insan sığmış abi. Vay be. Düşün. 50 milyon. O Trakya'da. Şey çok büyük aslında. Brezilya ama şeyler de var. Amazonlar var. 50 milyon sadece 50 milyonu ülkenin 5'te 1'i Trakya'ya sığmış. Düşün. Ama normalde şey olarak metrekare olarak çok Türkiye'nin büyük. 11 katı. Metrekare olarak. Evet abi burası 9 milyon küsur metrekare. Türkiye kaç? 783 bin metrekare. 800 bin olsa 10 çarpı 800 8 milyon eder. 12 katı büyüklüğünde burası hocam. Hesap ama, var kitap var. Ama Amazonlar var şey var. Amazon mi? Türkiye'nin 4 katı. Sadece Amazonların olduğu. Sadece Amazon olduğu ormanı Türkiye'nin 4 katı. 8 10 oldu 3 milyon metrekare sadece ormanı var abi. Ondan sonra yaklaşık 2 milyon metrekarenin gölleri var Hacı abi. Şu para taraflarında ne şeyde göller. Göllerin
nehirleri, Amazonları var Hacı abi. Sadece denize akan su saniyede Türkiye'nin bir yıllık tüketim suyuna eşit. Ne diyorsun ya? Türkiye'nin bir yılda tükettiği suyu tarımda, içmede, sulamada, bu Amazonlarda denize dökülen su abi. Vay be. Temiz su. Dengesizlik burada oluyor zaten hocam. Ve Brezilya'nın çöl olan yerleri de var. Su almayan, yağış almayan yerleri de var. Çöl olan. Tabii çölü de var. Çöl. Bildiğimiz çöl. Florence'ın yanı var işte, benim yaşadığım yerde şey var işte. Ha, kum tepeleri var. Abi. Bunlar hep Uber abi. Bunlar görüyor musun? Virtus. 1.0 abi. 200 turbo diyor. Gördün mü abi? Volkswagen'in. Evet. Türkiye'de bunlardan ben görmedim. Bu araba yok abi 16.000 dolar, 17.000 dolar sıfırı. 16-17.000 dolar. Başla hocam abi. 1000cc motor araba. Abi 1000cc olsun ya. Benim motor bile bindik ya. Volkswagen abi, ablem mi var ya? E bu da iyi abi. Türkiye'de Volkswagen abi. Şu araba yok mu? Hı. İmkansız. En az 1 milyon abi. Yok abi ya. Sıfır araba abi, sen ne diyorsun ya? Sen ne demesi diyorsun? Abi bu 20.000 lira arası 650.000 TL abi. 1 milyon. Abi sen Türkiye'de en az bak, en az. Hı. Yani ablem Volkswagen sıfır. İkinci el temiz bunun abi, 4-5 yaşında. 40-50 bin lira yarısın abi. O da kral ya abi. Değerli. He. Yani 300-400 bin TL yarısın abi. Bedava. Türkiye'de imkansız ya. Türkiye abi, Türkiye imkansızlar ülkesi. Üzerinde Volkswagen ablemi varsa, bak diyorum ya, ki Türkiye'de bu arabalar yok, ben görmedim. Yok, bu buraya özel. 1.0 abi. Bu. 1.0. Her şeyi var abi, turbo, hidrolik. Ondan sonra ön arka fren şeyi, yani hidrolik, bir de kamerası, alarmı, her şeyi var. Ondan sonra neyi var başka? Otomatik bagaj açımı var, otomatik ön kapı açımı var. Ben bunu kullandım abi bir hafta, çok güzel bir araba. Türkiye'de bak en az şu araba, bak bedava desem. Bir de aile arabası bu abi, 10 numara aile arabası. 1 milyon bak, en az diyorum bak. 1 milyon alamıyorum çok biliyorum. Hayır misal diyorum ya, hiç bedava desem. Ben buraya gelince baktım da bazı arabalar, Chevrolet'te bile bazı modelleri işte yok. Ehliyet numarayı nasıl yapacağız Metin abi? Abi sen Türk ehliyeti var mı? Var. Tamam, Brezilya ehliyetini çevireceksin. Sınav yok, hiçbir şey yok hocam. Ha, hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Ama araba alma olayları nasıl olacak? Arabayı alabilirsin hocam, hemen. İstediğin bugün alın, bugün alacaksın. Bak hocam, hiç geldiğimizden beri hiçbir yolda durmadık, sadece ışıklarda takıldık. Değil mi hocam? Gerçekten. Sabahın yoğun trafiği içerisinde gidiyoruz hocam. Abi insanların şehri. Ve 20 milyon şehir burası hocam. En merkezdeyiz. Şu an en merkeze girdik. En merkeze girdik hocam. Türkiye'de öyle şeyler var ki, ne diyeyim? Anne baba var. Araba var. Çocuklarda birer tane. Bir evde 3-4 tane araba olan var. Burada da öyle hocam. Adam askeri ücretli. Müdürü servisle gidiyor. Askeri ücretli arkadaşım arabasıyla gidiyor. Ondan sonra açın diyor. Param yok diyor. Pulum yok diyor. Hani tamam, şartlar ağır. Yanlış anlamasın kimse. Hani bir kimseyi evet. Savunmak veya... Evet abi, trafiği görüyorsunuz hocam. Uzun ince bir yoldayız. Gelelim bakalım. Şu dağıtını bir görelim. 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 Hızımıza yetişebilecek misin hocam? Görelim abi. Sevdin mi hocam yolları? Yağ gibi akıyor ha? Yollarda çok bir trafik yok yani. Trafik bence öyle bir durum yok abi. Abi nasıl yok abi, bu özür dilerim. Buradakiler havuç mu bu arabalar? İstanbul'da keşke şöyle 1-2 saat bir araba kullansaydım. Büyük şehirler öyle oldu artık. Ya ben çıkıyorken iyiydi. Kaç yıl önce? İstanbul'a çıkıyorken 20 sene önce. 20 sene önce mi? Evet. Hani derler ya, senin ana kızdığındaydı. Abi 20 sene önce çıkıyor. Yolla şimdi iki yol aynı zaten. 20 senede kaç araba alındı? Değil mi? Sen ne diyorsun abi? Türkiye'nin nüfusunu düşünsene. 20 sene önceki de İstanbul şu an 3-4 kat oldu. Burak güç almıyor işte. Almış doymuş hocam. Kayıtlı 16-17 falan diyorlar. 50 milyon zaten nüfusu var abi. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye 16-17 diyorlar ama benim gözümde 23-25 arası vardır Türkiye nüfusunda. Burası bak. İstanbul.
50 milyonluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şey, Sapporo Büyükşehir Belediyesi'nin binası bu abi sadece. Şu ha? Ve sadece o. Vay be. Abi Türkiye'de olmaz. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyorum abi. Ne ek hizmet binaları, ne bir şey be. Bak bu araba, bu araba 50 bin lira abi. Sen ne lan? Şerefsiz. Gavat oğlu gavat güvenlikçiler. Niye? Öyle diyorum sayıyorum biliyor musun size? Buradaki insanların hiçbiri bir karışmıyor, söylemiyor diye. Yalan söylemeyin. Ananız bacınız var. Anacınızın bacınızın namusu için yalan söylemeyin. Yalan mı söyledim abi? Ama gerçekten de aynısını ben yaşadım ben. Bak burası benim yerim abi. Bak bu yer benim yerim abi. 15 yıldır böyle abi bak bu yer. Bu yer benim yerim. Anasını oyarım. Burasının var ya alanın. Buranın böyle hani. Bıçak çekmişim bu oğlum şu buraya koyana. Ha düşün yani. O hiç koyarım. Yani ananız varsa, bacınız varsa, şerefiniz varsa Türkiye'deki o çıkıştaki güvenlikçiler var ya, sözde profil taraması yapanlar, o şerefsizlere söylüyorum. Tamam mı? Yalan söylemeyin. Brezilya'dakiler bir tanesi güvenlikçiler, hiç polislerin hiçbiri niye geldiniz dahi diye soru sormuyor. Yo, ben, elini indir abi. Ben gittiğim zaman şikayet dilekçesi dolduracağım zaten. Söyle Cimene'ye şikayet ediyorum. Size her gün Cimene şikayet ediyorum. Yalancısınız. Çünkü burada insanlar evlenecek, iş kuracak, bar kuracak, engellemeye çalışıyorsunuz. İnsanların sevgilileriyle muhatap oluyorlar. Evet evet. Kalmış sevgilisinin numarasını alıyorlar hocam. Tabii öyle yapıyor, konuşuyorlar. Tabii. Onlarla muhatap oluyorlar. Neyse arkadaşlar, çarşıya geldik, çok moralim bozuk bu şerefsizlere. İnsanlar hem Türkiye'de dolar olmuş 35-40, ondan sonra kalkmış ekmek bulamıyor, insan iş bulamıyor. 300 dolara talim ettirmeye çalışıyorlar, ondan sonra kalkmış burada yurt dışına çıkmayı engelliyorsunuz. Ayıp ayıp, yakışmıyor. Evet abi, bu beşinciyat o, en köşedeki 1-2-3 çanta. Abi bu adamın kadın işi çok zor abi, görevi sadece basmak. Hakikaten bu nasıl iş? Bu böyle iş. Türkiye'de öyle bir şey yok. 20 yıldır böyle burada çalışıyor bu. O çanta sen eve. Asansörü kullanıyor sadece. Evet, o çanta, o çanta. Geri kalan ne? O çanta, eve, ne o çanta? Nefessizlikten burada olur ya. 6 saat çalışıyor bu yüzden. Bunun fazlası 3 lira falan, beni çağırırsın. Bu 3 lira mı? Evet. Abi de, evet, tamam o. Vallahi sen de. Evet. Evet, bu. 3. katı, 3. katı götürmeyi unutmuyorsun. Şey, 7. katı. Abi, geçecek erkeğe, bin köşeye. Bir şey mi hocam, köşeye. Abi dayı. 7. kata 3 tane. Evet arkadaşlar, şimdi 2. kata gidiyoruz. Bu ablamız yaklaşık 20 yıldır belli burada çalışıyor. 6 saat çalışıyor, sigortalı çalışıyor. Her saat başı 20 dakika molası var. Yani toplamda 4,5 saat çalışıyor esasında. Asansöre kullan. Parmak basıyor, sekundandır. Ben bastım abi, onu görebilirim en yandım. Ben bastım abi. Telefon açın, ne 416 oğlum? Pasaniye 414, aa burada. En küçük gidi onu ver, açık dükkan. Şu 432 tane koymayı unutma, yandaki dükkan bak. Ama şu öbür tarafına bak, şu dükkanı görüyor musun? Yandaki Çinli var ya, 2 tane koyuyorsun. Var, 2 tane.
Evet arkadaşlar. Şu yerde ben duymadım bile ya. Türkiye'de basıcı yok mu abi? Abi o ayrı bir konu da ama. Asansöre basıyor abi. Asansör kullanan ilk defa görüyorum. Ha, içerisinde prizli, vantilatör her şey var arkadaşlar. Bizde şey, dış asansör, inşaat. Manyanı mı bizim? Serenis. 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 Evet, ikinci katımıza geldik. Evet, kahvelerimizi boşaltacağız. Herkese kolay gelsin.